Herkese merhaba ben Aykut Yavuz. Bu dersimizde sizlere önemli kalıplardan bahsedeceğim ve her kalıp için birer örnek cümleyle açıklamasını yapacağım. YouTube kanalıma abone olmayanlar vakit kaybetmeden hemen abone olsunlar, bildirimleri de açsınlar. Instagram sayfamda da bu tarz kalıplarla ilgili reel videolar paylaşmaya devam ediyorum. Orayı da takip etmenizi öneriyorum. Şimdi dersimize başlayacağız. Dikkatli izleyin, defteriniz ve kaleminiz hazır olsun. Notlarınızı almayı unutmayın. Çünkü not almadan bu konular pekişmiyor. Yabancı dil öğrenirken özellikle hangi branş olursa olsun mutlaka not almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi dersimize başlıyoruz. Avoir envie de. Avoir envie de arkadaşlar bir şey yapmak istediğinizde veya canınız bir şey çektiğinde kullanılan bir kalıptır. Şimdi örnek cümleye verelim. J'ai envie de manger une glace. J'ai envie de manger une glace. Yani bir dondurma yemek istiyorum. Yani canım bir dondurma çekiyor anlamına da gelebilir. Avoir l'air. Yine avoir ile ilgili bir kalıp. Zaten fark edeceksiniz avoir ile ilgili çok kalıp var. Burada önemli olanlarını verdim ben size. Avoir l'air gibi görünmek anlamında. Diğer aslında eş anlamlısı bu kalıbın "samble" fiili. s e m b l e r diye bir şekilde yazılan bir fiil var. Sambli. Şimdi tu as l'air fatigué dediği zaman birisi size yorgun görünüyorsun anlamına geliyor. Tu as l'air fatigué. Avoir l'intention de. Avoir l'intention de. Avoir l'intention de kalıbı bir şeyi yapmaya niyetinde olmak, bir şeyi yapmaya niyetlenmek anlamında kullanılan bir kalıp o anlama geliyor. Örnek cümlemize bakıyoruz. Elle a l'intention de voyager en Europe. Elle l'intention de voyager en Europe. Avrupa'yı gezmeye niyet ediyor. Yani Avrupa'yı gezmeye niyetleniyor. Öyle bir niyeti var anlamında bir cümle. Elle a l'intention de voyager en Europe. Avoir peur de Avoir peur de. Avoir peur de bir şeyden korktuğunuz zaman ya da bir birinden korktuğunuz zaman kullanılan bir kalıptır. Örnek cümlemizde J'ai peur des serpents. Serpent yılan demek. Un serpent, le serpent. J'ai peur des serpents. Yılanlardan korkarım ya da yılanlardan korkuyorum anlamında bir cümledir. Avoir peur de olduğu için o de'yu unutmuyoruz. Avoir peur serpent dersek yanlış olur. Dolayısıyla buradaki o de veya de çok önemlidir. J'ai peur de serpent. Mesela j'ai peur de vous derseniz sizden korkuyorum. J'ai peur de lui dersek o şekilde konuşursak ondan korkuyorum. Yani o kişiden korkuyorum anlamına geliyor. Dolayısıyla de orada yani bu kalıba bir anlam veriyor. Avoir chaud veya avoir froid dersek avoir chaud sıcaklamak, avoir froid da üşümek. Şimdi örneğe bakalım. J'ai très chaud en été. C'est pourquoi je n'aime pas cette saison. J'ai très chaud en été. C'est pourquoi je n'aime pas cette saison. C'est pourquoi'yı biliyorsunuz bu nedenle demek. Cümlenin şimdi anlamını toparlayalım. Yazın çok sıcaklıyorum. Bu nedenle bu mevsimi sevmiyorum. Yani yaz mevsimini sevmiyorum anlamında. J'ai très chaud en été. C'est pourquoi je n'aime pas cette saison. Evet. Avoir froid ile ilgili de bir sürü örnek bulabilirsiniz. Avoir faim Va avoir soif. Je ne avoir faim. Ajukmak. Avoir soif. Susamak. Je me j'ai très faim. Un exemple. J'ai très faim. Est-ce que le dîner est prêt? J'ai très faim. Est-ce que le dîner est prêt? Çok acıktım. Akşam yeme hazrman mı? Dîner dikkat edin. Akşam yeme demek. Çok acıktım. Akşam yeme hazrman mı? Evet. avoir faim le. Ilgili. Un exemple de ce. Avoir raison haklı olmak demek. Avoir raison. Ils ont raison de protester contre cette décision. Örnek. Ils ont raison de protester contre cette décision. Décision karar demek. Protester de protesto etmek zaten Türkçedeki anlamına da benziyor. Cümleyi şimdi toparlayalım. Bu karara karşı protesto etmekle etmekte haklılar. bu karara karşı protesto etmekte haklılar. Zaten parantez içinde burada yazdım anlamını da. Ils ont raison de protester contre cette décision. Proteste contre şeklinde kullanılıyor. Çünkü bir şeye karşı protesto yapıyor, protesto ediyorsunuz. Anlatabildim Bir şeye protesto ediyorsunuz. Dolayısıyla contre burada kullanılması gerekiyor. Avoir beau bu kalıp tehlikeli. Neden tehlikeli? İnsanların çoğu karıştırıyor. Avvah bu bakın yakışıklı olmak anlamında değil. Onun anlamı etre bu. et yardımcı fiiliyle kullanırsam o zaman yakışıklı olmak demek. Onunla ilgili de bir örneğim var zaten. Ama avva bu kalıbının, kullanımın farklı bir anlamı var. Yani şu demek, bir şey yapıyorsunuz ama olmuyor. Yani boşuna sanki çabalıyorsunuz gibi bir şey yapmama rağmen olmuyor. Bir şeyle uğraşmama yapmama rağmen yapmama rağmen olmuyor anlamında. Örneğe bakalım. Je beau lui expliquer, il ne comprend pas. Bakın cümleye dikkat edin lütfen. Je beau lui expliquer, il ne comprend pas. Şimdi je beau lui expliquer, mais il ne comprend pas de diyebilirdik. Ama burada me'nin yerine bir virgül koyduk o anlama gelen. Tüm çabalarıma rağmen ona yani açıklamama rağmen anlamıyor. Yani tüm çabalarıma rağmen o anlamıyor anlamında. Ve ona açıklamama rağmen, o kadar uğraşmama rağmen, birçok kez açıklamama rağmen anlamına geliyor. Ama anlamıyor, hala anlamıyor. Yani bir çaba sarf ediliyor ve boş çıkıyor yani. Boşuna uğraşıyormuşsunuz gibi anlamına gelen bir kalıptır bu. Dolayısıyla yakışıklı olmak Kalıbındaki o etro bu ile lütfen karıştırmayın. Oraya dikkat diyorum. Aki. Aki. Kalıbı. Kimin ya da kime anlamına da gelebilen bir e, kalıp bu. Buradaki örnekte aki esetkili. Bakın. Aki esetkili. Bu anahtar kimin? Yani bu anahtar kime ait anlamında bir cümle. Aki. Aqua. Ne ya da neyi düşünüyorsun anlamında mesela. Mesela burada. Aqua est que tu penses? Veya aqua penses tu de diyebiliriz. Burada ben ilk soruyu eskiyle ile yaptım özellikle görün diye. İki farklı şekilde de soruluyor biliyorsunuz sorular. Bir eski soru kipinde kullanabiliyoruz. Aqua est que tu penses? Veya aqua penses tu dediğimde ne düşünüyorsun? anlamında. Aqua ne anlamına geliyor burada? Ne düşünüyorsun? Aqua ile ilgili bir örnek daha vermek istedim. Je ne sais pas à quoi cela sert. Je ne sais pas à quoi cela sert. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani bunun neye yaradığını bilmiyorum anlamında bir örnek. Aqua. Pour qui? Pour qui? Kim için demek? Pour qui est-ce que tu fais ça? Pour qui est-ce que tu fais ça? Faire yapmak fiili biliyorsunuz. Bunu kim için yapıyoruz? Pour qui est-ce que tu fais ça? Bunu kim için yapıyoruz? Par qui -ki. kim tarafından demek? Par qui dikkat edin bakın kimisi aki yok aqua başka da göreceksiniz şimdi farklı kalıplar var. Bu kile ya da koala. Dikkat edelim lütfen. Set lettre a été écrite par qui? Set lettre a été écrite par qui? Bu mektup kim tarafından yazıldı? Çünkü par'ın anlamı burada tarafından demek. Set lettre a été écrite par qui? Vurguyla soruyoruz. Ya da şunu da söyleyeyim. Şu şekilde de sorabilirdik bu soruyu. Par qui est-ce que cette lettre a été écrite? şeklinde de sorabilirdi Bu mektup kim tarafından yazıldı? Avec qui? Avec qui? Kimin ne demek? Örneğe bakalım. Avec qui vas-tu au cinéma ce soir? Avec qui vas-tu au cinéma ce soir? Bu akşam sinemaya kiminle gidiyorsun veya bu akşam kiminle sinemaya gidiyorsun anlamında bir cümle. De ki De qui? De qui. De qui anlamı kimden demek. De qui sagit dans ce livre? De qui sagit dans ce livre? Bu kitapta kimden bahsediliyor? Yani kim hakkında gibi bir anlamada geliyor. Kitapta kimle ilgili yani anlatılan anlatılan şeyler kiminle ilgili anlamında. De qui. Kimden? Bu kitapta kimden bahsediliyor? De qui s'agit-il dans ce livre? De quoi? De quoi? Ne hakkında demek. De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Ne hakkında konuşuyorsun anlamında bir cümle. Bu de quoi parles-tu sorusunu şu şekilde de sorabilirdim. De quoi est-ce que tu parles? Bu soru kiplerini biliyorsunuz artık. De quoi est-ce que tu parles şeklinde de. sorsaydım aynı anlama geliyordu. Burada sadece ben özne ve fiilin yer değiştirmesi e, şekli, şeklini kullandım açıkçası. Şöyle de diyebilirdim vurguyla. Tüpal de quoi? Bakın bu da mümkün. Vurguyla soruyorum. Aynı soruyu. Veya de quoi tu parles? Şeklinde de sorabilirdim. Être en colère. Être en colère. Kızgın olmak, öfkeli olmak anlamında bir kalıp. Il est en colère à cause de ce que tu as dit. Il est en colère à cause de ce que tu as dit. Söylediğin şey yüzünden öfkeli. Söylediklerin hakkında, söylediklerinle ilgili öfkeli aslında. Söylediğin şey yüzünden öfkeli. A cause de yüzünden demek biliyorsunuz. Gaz a e sayesinde demek. Onları anlatmıştım. Être en colère. Être en train de. Être en train de. Şu an bir şeyi yapmakta olmak anlamına gelen bir kalıp. Nous sommes en train de préparer la réunion. Örnek cümle. Nous sommes en train de préparer la réunion. Toplantıyı hazırlamaktayız. Yani şu an yapmakta olduğumuz eylemler için, şeyler için kullanılan bir kalıp. Etle kullanıyor fark ettiyseniz. Être beau. Être beau. Yakışıklı olmak. Ee, daha önce anlattım biliyorsunuz. Avoir beau ile alakası yok. Hiç o kalıpla hiç alakası yok. Jean-Paul est très beau dediğimiz zaman Jean-Paul çok yakışıklı anlamına gelen bir cümledir. Jean-Paul est très beau. Être beau. Yakışıklı olmak. Être sur le point de. Être sur le point de. Bir şeyi yapmak üzere olmak. Yani gelmek üzere olmak, gitmek üzere olmak o anlamda kullanılan bir kalıptır. Elle est sur le point de partir. Car la réunion est terminée. Yani şu anlamı Gitti gidecek yani. Şu an çıktı çıkacak toplantıdan. Çünkü bitti. Gitmek üzere çünkü toplantı bitti anlamında bir cümle. Elle est sur le point de partir. Car la réunion est terminée. Şu an hani gitmek üzere çünkü toplantı bitti. Yani toplantı sanki biter bitmez gidecek anlamında. Être sur le point de o an yapacak, o an gidecek ya da ne yapacaksa o anda yapacak yani. Être à l'aise, être à l'aise şu anlama geliyor. Rahat olmak anlamında veya olumsuz hali de var tabii. Ne pas être à l'aise dersek rahat olmamak. Örneğe bakalım, şimdi örnek cümleye bakalım. Je ne suis pas à l'aise devant le public. Je ne suis pas Zalez, devant le public. Public, halk demek, topluluk demek. Topluluk karşısında rahat değilim. Yani topluluk önünde böyle insanlara karşı, kalabalık bir ortamda ya da kalabalığa karşı konuşmak mesela örnek. Aklıma gelen bir örnek. Rahat değilim anlamında. Ee, je ne suis pas l'aise. Tabii ki et halez'in olumsuz hali rahat olmamak anlamında topluluk karşısında rahat değil. Je ne suis pas à l'aise devant le public. Bu video dersini burada tamamlıyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin bütün videolarımı sırayla izleyin, oynatma listeleriyle izleyin. Instagram sayfamdaki paylaşımlarım devam ediyor, oradaki reel videoları lütfen izleyin. Kanalıma abone olmadıysanız vakit kaybetmeden abone olun. Şu an e, dersler devam ediyor başlangıç seviyesine takviyeler yapıyorum. ileri seviyedeki videolarda devam ediyor. Daha da çok konu var. Anlatacağım çok şey var sizlere. Ama lütfen düzenli, disiplinli olarak izleyin. Kanalıma dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Ücretsiz derslerde ücretsiz abone olmakta. Ücretsiz abone ol butonu var. Tıkladığınızda bir saniye sürmüyor. Tekrar edin. Çevrenizde tavsiye edin. Buradaki bilgilerden faydalansınlar ihtiyacı olan daha çok insan var bu derslere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimde videoda görüşmek üzere.